Tamamlayalım o zaman. Ya sen manyak mısın? Niye yırttın bileti? Canım istedi. Sen canın istediği her şeyi yapıyor musun? Aynen öyle. Nasıl oluyor? Çok güzel oluyor. Ya insanın bir hayatı, çevresi, işi, gücü olur ya. Ya benim de var ama kendim onlara esir etmiyorum. Yani böyle bir yere bağlı kalmak bana çok sıkıcı geliyor. Biz ona sıkıcı değil, güvenli diyoruz. E tamam, bazen güven de sıkıcıdır. Sana sıkıcı gelmeyen bir şey var mı acaba? Benim için hiçbir şey yok. Ama mesela sen böyle özgür değilsin ya. Ya bence çok sıkıcı. Ne münasebet ya, ben özgür bir insanım. Sen özgür bir insansın. Tamam o zaman, hadi beraber gidiyoruz. Amerika'da tamamlayalım hikayeyi. Saçmalama, hop diye Amerika'ya mı gidilir? Evet, gidilir. Özgürlük öyle oradan oraya savrulmak değildir canım. Benim burada bir çevrem, sevdiklerim falan var. Sibel var, Sedef var, onlar bensiz ne yapar? Üzeyir var, arıza adam. Benden başka kimseyle çalışamaz. Hem Kiraz var, Kiraz beni bırakmaz. Annem gibidir, bensiz yapamaz o. Ben senin gibi ipsiz sapsız değilim. Kendini çok önemli sanıyorsun değil mi? Hı. Ama değilsin. Ne dedin sen? Sen hiçbir yere gidemezsin. Onun için sevdiğin insanları, yani seni seven insanları bahane etme kendine. Niye gidemiyormuşum? Çünkü sen onlara muhtaçsın. Ya biliyorum bunu duymak çok kötü ama gerçek bu. Sen var ya hadsizsin. Hadsiz delinin tekisin sen. Hadsiz, deli ve özgür. Sen kaçmayı özgürlük sanıyorsun ama kandırmışlar seni. Oradan oraya savrulurken kendinden kaçabildin mi? Benim kaçacak bir şeyim yok. Ben de kimseye muhtaç değilim. Kıyamamış beni uyandırmaya. Ay, evin önünde çektirmiş karavanı. Bir sen eksiktin, bir sen eksiktin.